Sevgili dostlar herkese merhaba ee, uzun bir aranın ardından yeniden birlikteyiz ee, kusura bakmayın böyle şapkayla falan karşınıza çıkmak istemezdim ama e, Saçlarımı 3 numara kıvamında kestim dikkatinizin dağılmasını istemiyorum zira bana değil sözlerime konsantre olmanızı istiyorum o yüzden öyle yani Evet e, bu videoyu şu anda neden yapıyorum sorusunun cevabına geçmeden e, öncelikle deprem felaketinde hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum ee, enkaz altından çıkmayı başarabilen herkese acil şifalar diliyorum. Evet enkaz altından çıkmayı başarabilen diyorum çünkü kurtarma ekiplerinin emeği, gayreti, fedakarlığı her ne kadar e, takdiri, alkışı hak ediyorsa e, günlerce enkaz altında aç susuz mezar genişliğinde bir yere sıkışıp umudunu yitirmeden ee, sorumlu makamların tüm sorumsuzluklarına, ihmallerine rağmen hayatta kalmaları da bence aynı şekilde e, takdiri, alkışı hak ediyor diye düşünüyorum. Tabi Allah'ın izniyle. Ee, Bildiğiniz gibi bir süredir video yapmıyorum. Depremin ilk günü aldığım bir karardı bu aslında. E, sosyal medya hesaplarımdan da uzun bir süre aranızda olmayacağımı zaten yazdım söyledim. E, çünkü bunca acı yaşanırken e, mizahi içerikli videolar yapmayı ahlaki, vicdani ve insani bulmuyordum açıkçası. Ee, karakter olarak da zaten hani çok üzgün çok öfkeli olduğum zamanlarda e, konuşmakta güçlük çeken bir yapım var benim maalesef böyle. Deprem felaketi yaşandıktan sonra ben de sizler gibi hem çok üzgün hem de aynı zamanda çok kızgın bir ruh haline sahip olduğum için ya dedim ben bu durumda video falan yapamam işin doğrusu. Yani aslına bakarsanız iki gün öncesine kadar da bu kararımın arkasındaydım ben. Ta ki malum şahsın ekranlara çıkıp sana bana hepimize küfretmesine, hakaret etmesine kadar. Kızılay nerede diyor. Ne çadırını ne yemeğini görmedik diyor. Ve ahlaksız ve namussuz ve adi. Yani biz böylesine ağır ve acı bir felaketin ortasında edebimizden, ahlakımız ve vicdanımız el vermediği, izin vermediği için mizah yapmayalım. Ama ülkenin tepesine kabus gibi çökmüş malum şahıs 50 binin üzerinde vatandaşımız vefat etmiş binlercesi kolunu bacağını kaybetmiş milyonlarca insanımız umudunu geleceğini kaybetmiş koca ülke madden ve mental olarak yani bitmiş tükenmiş böyle bir ortamda beyefendi çıksın her Allah'ın günü bizlere küfretsin hakaret etsin biz de ya insan olalım işte edep yahu falan diye susalım yok ya yok ya yok öyle bir şey arkadaş. Yani bundan sonra herkese hak ettiği dilde, hak ettiği şekilde. Yani en azından kendi adıma söylüyorum. Bugün değil ama en kısa zamanda mizah yapmaya da devam edeceğim. Evet. Amaç mizah yapmak değil çünkü. Maksat daha önce de olduğu gibi bugün çok daha yüksek sesle yanlışa, yanlış, haksızlığa, zulme dur demek. Yani herkes kabiliyeti, potansiyeli ölçüsünde bir şeyler yapıyorsa, yapmalıysa ben de en iyi yapabildiğim şeyi, yani mizahı kullanarak bu harami düzenin tek yerine çomak sokmaya devam edeceğim, etmeliyim. Evet, bundan sonra böyle. En ağır sözlerimi ülkenin başına musallat olmuş bu mafya ittifakının suratına suratına filtresiz çarpacağım. Kimin ne dediği, ne düşündüğü de umurumda değil. Yeter ya, yeter ya. Zaten yeter demediğimiz için bu kadar çok küfür ve hakarete maruz kalmıyor muyuz? Ya bir düşünün ne de be hırsız, be diktatör, be zalim, be Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz demediğimiz için. Yani o hak ettiği sıfatları kullanmadığımız için zaten her gün ekranlardan onca küfre maruz kalıyoruz. Yani yeter demenin zamanı gelmedi mi? Hatırlıyor musunuz beyefendi başbakan olduğu dönem hani o meşhur e, daha da Davos'a gelmem sözünü ettiği toplantıda İsrail Cumhurbaşkanı'na ne demişti hatırlıyor musunuz Ey Perez sesin çok yüksek çıkıyor biliyorum ki sesinin bu kadar yüksek çıkması suçluluk psikolesinin gereğidir demişti Ulan senin sesin hep yüksek çıkıyor ya hep bağırıyorsun hep küfrediyorsun ya sen Esenin tezine göre o zaman sen suçlunun tillağısın. Gerçi bunun suçlu olduğunu anlamak için psikoloji bilimine başvurmaya falan da gerek yok. 2013 yılında ortaya çıkartılan sıfırlama konuşması dahil bir dünya suç belgeli tapeli gün gibi ortada duruyor. Değil mi? E sonrasında zaten artık suçunu günahını gizleme gereği de duymadı beyefendi biliyorsunuz yani. O yıldan beri dikkat edin alenen gözümüzün içine baka baka yüzlerce suç işledi. Suç arsız oldu. Çünkü suç işlediğini düşünmüyordu ki artık. Anayasaya sana bana göre suç olan her şeyi ne yaptı? Kendine hak gördü beyefendi. Çünkü koca bir ülke ayan beyan ortaya saçılan bunun pisliklerini, hırsızlığını, suçlarını görmezden geldi. Kimileri çalıyor ama çalışıyor dedi. Bazıları işte dublaj, montaj dedi. Kimileri de ne dedi? Yesinler birbirlerini dedi. Adam neden suçunu gizlemeye çalışsın ki artık? Gerek yok. En savunmasız, en çaresiz olduğu anda ülkenin yarısı destek verdi bu adama ya. Geri kalan yarısının yarısı da arkasına yaslanıp çekirdek çitledi bu ülkede. Ondan sonra anayasayı nasıl çiğner? Çiğner abi. Anayasa mı kaldı zaten? Sen çekirdek kitlersen o da anayasa çiğner bir güzel. Bakın şu deprem olmasaydı çok net söylüyorum. Bu mafya iktidarından kurtulmamız imkansızdı. Hala kurtulmuş değiliz farkındayım ama görünen o ki deprem bunun tüm planlarını, dengesini, ayarını, her şeyini bozdu. Her şeyini ayarsız herif. Deprem felaketi varken siyaset yapılmaz sözünün gerekçesi de bu zaten. On binlerce insan enkaz altında cam verirken askerin bölgeye inmesine izin vermemesi de bundan korkuyor çünkü iktidarının elinden kayıp gittiğini görüyor. Kendi gölgesinden korkar oldu. Kimseye güvenmiyor artık. Hiç kimseye güvenmiyor. Çünkü biliyor ki biz de ona güvenmiyoruz. Hiç kimsenin kendisine güvenmediği biri başkasına güvenebilir mi? Güvenir mi? Senin neyine güveneceğiz ayrıca lan biz? ha? Neyine güveneceğiz biz senin? Ondan sonra insanlar sana ve çetene güvenmediği için işte AFAD üzerinden değil de alternatif yollardan yardım etmek isteyince ağrına gidiyor bir de beyefendinin. Allah Allah fitne çıkarıyormuşuz. Toplanan paraların depremzedeler için kullanılmayacağından şüphe ediyormuşuz. Ne şüphesi ya? Ne şüphesi oğlum? Şüphe falan etmiyoruz. Yüzde yüz eminiz. Bugüne kadar çaldıklarınız çalacaklarınızın garantisi çünkü tecrübe konuşuyor. Müteahhiti demirden çimentodan çalar. Kendisi ülkeyi komple üstüne yapıp geleceğimizi çalar. Sonra bir de pişkin pişkin hepimize hakaret edip küfreder. İşte bunların hepsi korkudan arkadaşlar. Korkuyor deliler gibi hem de. Depremin ilk günlerinde şöyle bir tweet atmıştım. Görenler olmuştur belki. Bugün yine aynı şeyi söylüyorum. Ekranın bir köşesine de koyalım tweet'i. Biliyorum geceleri uyuyamıyorsun ama uykunu kaçıran şey depremde hayatını kaybedenler, enkaz altında kalanlar değil. Uyuyamıyorsun çünkü dünya lideri palavran, güçlü devlet hikayen çöktü. Çöküyorsun ve bunu görüyorsun. Ülkenin tüm mazlumları kabusun olsun. Gözüne uyku girmesin inşallah. Amin. Hem de binlerce kez. Ve korktukça göreceksiniz daha da saldırganlaşacak. Saldırdıkça daha da korkacak. Ama ne çare? Onun için yolun sonu göründü artık dostlar. Emin olun buna. Bakın çetesi ve ortaklarıyla beraber son demlerini yaşıyorlar. Emin olun. Yeter ki kendi elimizle kendi önümüze inşa ettiğimiz o korku duvarlarını artık yıkalım. Hani Beş Kardeş dizisinin meşhur bir sahnesi vardı hatırlıyor musunuz? Aziz. Oruç musun oğlum? Orucum abi. Allah kabul eder orucum. Eder kardeşim. Allah kabul eder. Eder kardeşim, eder. Benim biricik kardeşim suçsuz yere hapishanelere girecek, orada yatacak ve oruç tutmaya çalışacak. Allah onun orucunu kabul etmeyecek. Bu hırsızların orucunu mu kabul edecek? Evet. işte siz de böyle söyleyeceksiniz dostlar. Hırsızı, arsızı, iti, kopuğu korkmayacak da ben mi korkacağım ulan? Diyeceksiniz. Demeliyiz. Evet dostlar bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.